Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere 5. üniteden, sözcük türlerinden, fiilde kip, anlam ve kişi ile ilgili 4. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda bir eylem kipinin kendi anlamı dışında başka bir kip yerine kullanılmasına anlam kayması adı verilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem kipindeki anlam kayması doğru biçimde açıklanmamıştır diyor. Seçeneklere baktığımızda önce açıklama kısmını okuyalım isterseniz. Şimdiki zaman kipi geniş zaman kipi yerine kullanılmıştır. Her yıl ekin zamanında köyüne geliyor. Bakın burada gelmek fiil, yor eki nedir? Şimdiki zaman kip ekidir. Peki her yıl dediğine göre gelme eylemini düzenli olarak yaptığını görüyoruz. O halde geliyor değil, ne demesi lazımdı arkadaşlar? Gelir demesi lazımdı. Yani şimdiki zaman kip eki, geniş zaman kip eki yerine kullanılmış. Dolayısıyla burada anlam kayması, zaman kayması olduğu görülmektedir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise, önce isterseniz yine açıklama kısmını okuyalım. Geniş zaman kipi, duyulan geçmiş zaman kipi yerine kullanılmıştır. İlk öyküsü yıllar önce Varlık Dergisi'nde yayımlanır. Bakın yıllar önce demiş, yayımlanır yüklemini kullanmış. Yayımlanmak nedir? Fiildir. Buradaki ır nedir arkadaşlar? Geniş zaman kip ekidir. Yıllar önce dediğine göre ır eki yani geniş zaman kip ekini kullanmaması gerekirdi. Görmediği için burada ne olması lazımdı? Yayımlanmış demesi daha uygun olurdu. Yani duyulan geçmiş zaman kip ekini kullanması gerekirdi. Görmüş olduğunuz gibi geniş zaman kip eki duyulan geçmiş zaman kip eki yerine kullanılmış. Bu da açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde ise açıklama kısmına bakacak olursak şimdiki zaman kipi gelecek zaman kipi yerine kullanılmıştır. Haftaya şehrimize başbakan geliyor. Gelmek fiil, yor nedir arkadaşlar? Şimdiki zaman kip ekidir. Peki şu an mı geliyor başbakan? Hayır, haftaya demiş. O zaman ne olması lazımdı? Geliyor eyleminin gelecek şeklinde olması gerekirdi. Yani gelecek zaman kip eki olarak çekimlemesi gerekirdi fiili. Peki ne olmuş? Şimdiki zaman kip eki, gelecek zaman kip eki yerine kullanılmış. Burada da anlam kayması var. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine bakalım. Gelecek zaman kipi, gereklilik kipi yerine kullanılmış. Aradığın dosya kitaplıkta olacak. Olmak fiil, acak ecek eki, gelecek zaman kipi. Aradığın dosya kitaplıkta olmalı şeklinde söylemesi gerekirdi. Fakat gelecek zaman kip ekini gereklilik kipi yerine kullanıldığı için bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. E seçeneğine bakacak olursak emir kipi gelecek zaman kipi yerine kullanılmıştır. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Bakın vermek fiil sin nedir? Üçüncü tekil şahıs ekidir. Arkadaşlar versin eylemi emir kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Fakat Allah'a emredilir mi? Allah'tan herhangi bir şey istenir arkadaşlar. O halde versin kelimesi nasıl çekimlenmesi gerekirdi? Vere şeklinde çekimlenmesi gerekirdi. Yani istek kipiyle çekimlenmesi gerekirdi. Fakat görmüş olduğunuz gibi emir kipiyle çekimlenmiş. Buradaki açıklama yanlış kullanılmış. Emir kipi istek kipinin yerine kullanılmış. Bundan dolayı bu açıklama yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde çekimli eylem kullanılmamıştır? Arkadaşlar, bir fiilin çekimli olabilmesi için kip eklerinden herhangi birini alması gerekir. A seçeneğine baktığımızda topuğun öpmek için toz olduğu tahsinin ifadesinde olmak fiil du nedir burada? Görülen geçmiş zaman kip ekidir. Çekimli bir fiil olduğunu görüyoruz. A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Başın bir kez bu kalbe çarpmasın ey tahsinin ifadesinde çarpmak fiil
mame olumsuzluk eki sında nedir? O çarpmasın desem üçüncü tekil şahıs ekidir. Arkadaşlar çarpmasın eylemi bakın bir buyruk şeklinde gerçekleşmiş. Yani emir kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. O yüzden ben C seçeneğini denemiş olurum. İşitmez oldun beni. Kalbin taştan taş senin ifadesinde olmak fiil. Du nedir burada? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Ne de sen oldun desem ikinci tekil şahıs ekidir. Bakın arkadaşlar bu da görülen geçmiş zaman kipek ile çekimlenmiş bir fiildir. O yüzden ben D seçeneğini denemiş olurum. Şimşektir bir bakışın dayanır mı taş senin ifadesinde dayanmak fiil. Ir nedir arkadaşlar burada? Geniş zaman kipekidir. Çekimli bir fiil olduğunu görüyoruz. Bunu da denemiş oluruz. Ferhat niçindir kırdığın bunca taş senin ifadesinde niçin sözcüğü aslında zarftır arkadaşlar. Soru zarfıdır. Ama ne için? Burada birleşik bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Dir nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Burada isim soylu bir sözcük ek fiil olarak yüklem olmuş. Herhangi bir çekimli fiil olmadığı için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde haber kipi ile dilek kipi bir arada kullanılmamıştır? Çeker beni nedenli göğüs gersem toprağa cümlesinde çekmek fiil. Bakın buradaki er eki nedir? Geniş zaman kipekidir. Gersem sözcüğünde germek fiil, sesa, dilek, şart kipidir. Dolayısıyla hem dilek şart kipi hem de geniş zaman kipeki kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Atılır yerden yere haber versem toprağa ifadesinde ise atılmak fiil. Ir nedir? Ir yine burada geniş zaman kipekidir. Vermek fiil, sesa yine dilek şart kip olarak karşımıza çıkar. B seçeneği de hem haber kipi hem de dilek kipi almış. O yüzden bunu denemiş oluruz. C seçeneğinde bir söyler bana bir gün sorsam toprağı ifadesinde söylemek fiil. R burada geniş zaman kipekidir. Sorsam ifadesinde sormak fiil. Sesa dilek şart kipidir. Bu da hem haber kipi hem de dilek kiplerinden bir tanesini almış. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Nedenli meydan okur gibi dursam toprağa okumak fiil. R geniş zaman kipeki. Dursam durmak fiil. Sesa nedir? Bu da dilek şart kipidir. Bakın bu da hem haber kipi hem de dilek kiplerinden bir tanesini almış. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise bütün varımı toplasam sonra varsam toprağı ifadelerinde toplama fiil. Sesa eki nedir arkadaşlar? Dilek şart kipidir. Varmak fiil. Sesa eki yine dilek şart kipidir. Görmüş olduğunuz gibi toplasam kelimesi dilek şart kipi almış. Varsam ifadesi dilek şart kipi almış. Her ikisi de dilek kipleriyle çekimlenmiş bir fiildir. Haber kipini alan bir fiil yok. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Dizelerin hangisinde birden çok çekimli eylem kullanılmamıştır? A seçeneğine baktığımızda girdim, aldı, aradı ve buldu sözcüklerinde hepsi de arkadaşlar bakın dili geçmiş zamanla yani görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş. 4 tane çekimli eylem olduğu için A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğinde ise atıldık, gördü, irkildi kelimelerine bakıyoruz. Bakın bunların da ortak noktası yine dili geçmiş zamanla yani görülen geçmiş zamanla çekimlenmesidir. Burada da çekimli eylem var. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine bakacak olursa burada da kıpırdamadı, geldi, gördü fiillerine bakıyoruz. Arkadaşlar bunların da ortak noktası görülen geçmiş zaman kipekiyle yani dili geçmiş zamanla çekimlenmesi. Burada da 3 tane çekimli fiil var. O yüzden ben C seçeneğini denemiş olurum. D seçeneğine bakacak olursak bakın geçtim, bildi
ve bildi eylemlerine bakıyoruz. Bunların da ortak noktası yine görülen geçmiş zaman kipek ile çekimlenmiş. Yani dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. Burada da 3 tane çekimli fiil var. O yüzden ben D seçeneğini de elemiş olurum. E seçeneğine bakacak olursak, bakın delmek fiil. D nedir burada? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Arkadaşlar bize birden çok çekimli eylemi sormuştu. Bakın burada kaç tane çekimli fiil var? Burada bir tane çekimli fiil var. Ama A, B, C ve D seçeneklerine baktığımızda birden çok olduğunu görüyoruz. E seçeneğinde bir tane çekimli fiil olduğu için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Dizelerin hangisinde birleşik zamanlı eylem kullanılmamıştır? Bir fiilin birleşik zamanlı olabilmesi için hatırlarsanız ek fiilin olması lazım demiştik. Ek fiil ise idi, imiş ve is olarak karşımıza çıkar. Ek fiilin ne arkadaşlar bu? Hikayesi, ek fiilin rivayeti ve ek fiilin şartıdır. Seçeneklere baktığımızda toplanmıştı garipler şimdi kervansaray ifadesinde toplanmak fiil. Mış nedir? Öğrenilen geçmiş zaman ki peki. Peki tı nedir burada? Ek fiildir. Ek fiilin ne arkadaşlar bu? Hikayesi. Bakın burada öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi var. Yani birleşik çekimli, birleşik zamanlı bir fiil var. O yüzden ben A seçeneğini elemiş olurum. Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa. Yine rastlamak fiil. Mış nedir? Öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Tı nedir arkadaşlar? Ek fiilin hikayesi. Bakın burada da öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi var. Yani ek fiil almış bir fiil olduğunu görüyoruz. Bu da birleşik zamanlı, birleşik çekimli bir fiildir. Bundan dolayı ben B seçeneğini denemiş olurum. C seçeneği dursun. Her yüze çiziyordu bu hüzün kırışığı. Çizmek fiil, yor eki, şimdiki zaman ekidir. Du nedir arkadaşlar? Ek fiilin hikayesi. Bakın şimdiki zamanın hikayesi var burada da. Bu da ek fiil almış. O yüzden bu da birleşik zamanlı bir fiildir. Ben D seçeneğini denemiş olurum. Bizim garip şeyhoğlu buradan geçmemişti ifadesinde. Geçmek fiil, mame, olumsuzluk eki, miş, öğrenilen geçmiş zaman ki peki. T nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Peki ek fiilin neydi? Hikayesiydi bu hatırlarsanız. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi var burada da. Yani fiil ek fiil almış ki pekinden sonra. Bu da birleşik zamanlı, birleşik çekimli bir fiil. Bundan dolayı ben E seçeneğini de elemiş olurum. C seçeneğine bakacak olursak. Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden. Arkadaşlar şaşırmak fiil. D nedir buradaki? D eki de görülen geçmiş zaman kipekidir. M nedir? Bu da birinci tekil şahıs ekidir. Bakın bir tane kipeki almış. Görülen geçmiş zaman kipeki almış. Ek fiil almamış. O yüzden buradaki fiil basit çekimli bir fiildir. Birleşik zamanlı değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Cümlelerin hangisinde kip anlam kayması yoktur diyor. Bakalım. Çocuk ormana gider, ormanda kaybolur. Arkadaşlar, gider derken gitmek fiil, ar er eki nedir? Geniş zaman ekidir. Kaybolmak birleşik fiil, ur nedir? Bu da geniş zaman kipekidir. Peki, ne olması lazım arkadaşlar? Gitmiş ve kaybolmuş şeklinde olması gerekiyordu. Yani geniş zaman kipeki öğrenilen geçmiş zaman kipeki yerine kullanılmış. Dolayısıyla burada anlam yani zaman kayması vardır. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Yarın ben de mutlaka oraya gelirim. Gelmek fiil. İr nedir burada? Geniş zaman kipekidir. İm de birinci tekil şahıs ekidir. Ama dikkat edecek olursanız yarın demiş. O halde buradaki eylemin gelirim değil, geleceğim şeklinde çekimlenmesi gerekirdi. Burada da geniş zaman kipeki, gelecek zaman kipeki yerine kullanılmış. Burada da anlam kayması var. Bunu da elemiş oluruz. Hemen odana gidecek, kitaplarını toplayacaksın. Bakın burada da arkadaşlar
Gitmek fiil, acak ecek nedir? Gelecek zamanki pekidir. Toplamak fiil, acak ecek yine gelecek zamanki pekidir. Burada ne olması lazımdı? Hemen odana git, kitaplarını topla şeklinde olması lazımdı. Gelecek zamanki peki, emir kipinin yerine kullanıldığı için her ikisinde de anlam zaman kayması var. Bunun için C seçeneğini denemiş oluruz. Bugün işim bittikten sonra oraya gelirim. Gelmek fiil. İr neydi? Geniş zaman kipekiydi. İm de birinci tekil şahıseki. Arkadaşlar bugün demiş. Geniş zaman değil. Ne olması lazımdı? Gelirim değil. Geleceğim şeklinde olması lazımdı. Geniş zaman kipeki. Gelecek zaman kipekinin yerine kullanılmış. Burada da anlam kayması var. O yüzden ben D seçeneğini denemiş olurum. E seçeneğine bakacak olursak, akşamları yemekten sonra mutlaka dışarı çıkar. Bakın çıkmak fiil. Ar, geniş zaman kipekidir. Akşamları demiş, eylemin düzenli bir şekilde her zaman yapıldığı anlamını gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki çıkar kelimesi geniş zaman kipekini alarak doğru bir şekilde kullanılmış. Burada herhangi bir anlam kayması yok. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Yedinci soru, cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması yoktur? Bir gün yaşamın geçici olduğunu anlar. Bakın anlamak fiil, R burada geniş zaman kipekidir. Peki ne olması gerekirdi arkadaşlar? Anlayacak şeklinde olması gerekirdi. Yani geniş zaman kipeki, gelecek zaman kipeki yerine kullanılmış. O yüzden burada anlam kayması vardır. Bunun için A seçeneğini elemiş oluruz. Bir gün yaptığının doğru olmadığını anlar. Anlamak fiil, R yine burada geniş zamanki peki. Ne olacaktı arkadaşlar? Bir gün yaptığının doğru olduğunu anlayacak şeklinde olması lazımdı. Yine geniş zamanki peki, gelecek zamanki peki yerine kullanılmış. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Bir gün sana iyi davranması gerektiğini anlar. Anlamak fiil, R yine bakın burada geniş zamanki peki. Burada da anlayacak şeklinde olması gerekirdi. Burada da geniş zamanki peki, gelecek zamanki peki yerine kullanılmış. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Bir gün elbette hepimizin kıymetini anlar. Anlamak fiil, R, geniş zamanki peki. Anlar değil arkadaşlar, anlayacak olması gerekirdi. Yine geniş zamanki peki, gelecek zamanki peki yerine kullanılmış. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. D seçeneğine bakacak olursa, bir gün değil, her gün söylediklerimi anlar ifadesinde anlamak fiil, R nedir burada? Geniş zamanki pekidir. Her gün demiş, eylemin her gün gerçekleştiğini, geniş bir zaman dilimi içinde gerçekleştiğini bildiriyor. Dolayısıyla burada bir anlam kayması yok. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sekizinci soru, cümlelerin hangisinde eylem, kişi bakımından ötekilerden farklıdır? A seçeneği dursun. Yıllardır aynı mahallede oturur. Oturmak fiil, ur nedir arkadaşlar? Geniş zaman kipekidir. Peki kim oturur? O. Bakın, üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş eylem. Akşamları yemek için buraya gelir. Gelmek fiil, ir yine burada geniş zaman kipekidir. Kim gelir? O. Burada da üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş. Her pazar gölde balık tutmaya gider. Gitmek fiil, er burada da geniş zamanki pekidir. Kim gider? O. Burada da üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş. Ayşe çok güzel şarkı söyler. Söylemek fiil, R, geniş zamanki peki. Kim söyler? O. Yani Ayşe. Bakın burada da üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş. A seçeneğine bakacak olursa, sana gönderdiğim dosyaları bugün getir. Arkadaşlar getirmek fiil ve neye göre çekimlenmiş? Emir kipine göre çekimlenmiş. Kim getirsin? Sen. Bakın burada eylem ikinci tekil şahsa göre çekimlenmiş. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru, cümlelerin hangisinde eylemi yapan kişi ötekilerden farklıdır? Yarın oraya otobüste gidersin. Kim? Sen. Gerekli bilgileri ona iletirsin. Kim? Sen. Beni akşamleyin burada beklersin. Kim? Sen.
Haftaya mutlaka işini bitirirsin. Kim? Sen. Bakın arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi A, B, C ve D seçeneklerinde yüklemdeki fiil ikinci tekil şahsa göre, yani sen zamirine göre çekimlenmiş. O yüzden bunları elemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise bugün gelen kutuları yukarı çıkarsın. Çıkarmak fiil. Buradaki sın nedir arkadaşlar? Kim çıkarsın? O. Bakın üçüncü tekil şahıs ekidir buradaki ek. Ve eylemin emir kipiyle çekimlendiğini görüyoruz. Eylemi yapan kişi o. Yani üçüncü tekil kişi olduğundan dolayı diğerlerinden farklıdır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Cümlelerin hangisinde gelecek zaman kipi kendi anlamıyla kullanılmıştır? A seçeneğine baktığımızda hemen odana gidip ders çalışacaksın. Bakın, çalışmak fiil, acak ecek eki nedir? Gelecek zaman kipekidir. Sın da sen çalışacaksın, yani ikinci tekil şahıs eki. Peki ne olması gerekirdi? Hemen odana gidip ders çalış olması gerekirdi. Yani eylemin emir kipinde çekimlenmesi gerekirdi. İşte gelecek zaman kipeki emir kipi yerine kullanıldığı için burada anlam kayması, yani zaman kayması var. O yüzden A seçeneğini elemiş olurum. Kitabı bitirir bitirmez bana getireceksin. Getirmek fiil, acak ecek eki yine gelecek zaman kipeki, yine ikinci tekil şahıs ekiyle çekimlenmiş. Peki bunun nasıl olması gerekiyordu? Getireceksin değil, getir şeklinde çekimlenmesi gerekirdi. Yani emir kipiyle çekimlenmesi gerekirdi. Burada da gelecek zaman kipeki emir kipinin yerine kullanılmış. Burada da anlam kayması, zaman kayması var. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Ödevini bitirip bana göstereceksin. Göstermek fiil, acak ecek eki, gelecek zaman kipeki, sinde ikinci tekil şahıs eki. Peki burada nasıl olması gerekirdi? Ödevini bitirip bana göster şeklinde olması gerekirdi. Bu da eylemin emir kipiyle çekimlenmesi gerektiğini gösterir. Burada da gelecek zaman kipeki emir kipinin yerine kullanılmış. O yüzden burada da anlam kayması var. Bunu da elemiş oluruz. Babana daima saygılı davranacaksın. Davranmak fiil, acak ecek eki nedir? Gelecek zaman kipekidir. Sın da ikinci tekil şahıs ekidir. Bunun nasıl olması gerekirdi? Babana daima saygılı davran şeklinde olması gerekirdi. Bu da emir kipiyle çekimlenmesi gerekirdi. Burada da gelecek zaman kipeki emir kipinin yerine kullanılmış. Burada da anlam kayması var. O yüzden ben E seçeneğini denemiş olurum. Fakat C seçeneğine bakacak olursam, haftaya sen de buralardan gideceksin. Bakın, gitmek fiil, acak ecek eki nedir? Gelecek zaman kipekidir. Sin de ikinci tekil şahıs eki. Arkadaşlar zaten haftaya demiş. Gelecekteki bir eylemin gerçekleşmesinden bahsediyor ve eylem de gelecek zaman kipekiyle çekimlenmiş. Burada eylemin kendi anlamıyla, yani gelecek zaman kipekiyle kullanıldığı görülmektedir. Herhangi bir anlam kayması yok. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 11. soru. Cümlelerin hangisinde yöreki diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Genetik ve çevresel faktörler insanların gerçek kişiliğinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bakın, sağlıyor değil, sağlar demesi lazımdı. Burada arkadaşlar yöreki geniş zaman anlamı katmış. B seçeneği dursun. Şair yazdığı her şiirde biçimi önemsediği için kafiye, redif, ölçü ve diğer ahenk unsurlarına dikkat ediyor. Aslında dikkat eder olması lazımdı. Yani burada da geniş zaman anlamı katmış. D seçeneğinde ise her okuduğum romanda veya hikayede adeta kendinden geçer, alemlere ve hayatlara sızıyorum. Arkadaşlar sızarım olması lazımdı. Bakın burada da geniş zaman anlamı kattığını görüyoruz. Üniversitedeki samimi arkadaşlarımla pazar günleri mutlaka bir araya geliyor, kitap okuyor ve tartışıyoruz. Mutlaka bir araya gelir, kitap okur ve tartışırız olması lazımdı arkadaşlar. Bakın burada da dikkat edecek olursanız geniş zaman anlamı kattığını görüyoruz. Yani arkadaşlar A seçeneğinde, C seçeneğinde, D seçeneğinde ve E seçeneğinde anlam kayması olduğunu görüyoruz. Şimdiki zaman kipeki,
geniş zaman kipeki yerine kullanılmış. Fakat B seçeneğine bakacak olursak, ünlü araştırmacı Yunus Emre hakkında yaptığı araştırmaları tanıtmak için yarın üniversitemize geliyor. Bakın gelmek fiil, yor şimdiki zaman. Yarın dediğine göre geliyor değil ne olacaktı arkadaşlar? Gelecek olması lazımdı. Bu sefer de yor eklendiği cümleye gelecek zaman anlamı katmış. Daha doğrusu yor eki gelecek zaman kipeki yerine kullanılmış. Diğerlerinden farklı bir anlam kayması olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda cümlelerin hangisinde kip anlam kayması yoktur demiş. Şimdi isterseniz seçeneklere sırasıyla bakalım. Haftaya sınıfla pikniğe gidiyor. Bakın gitmek fiil, yor nedir burada? Şimdiki zaman kipekidir. Ama dikkat edin, haftaya demiş. Yani şimdiki zaman kipeki haftaya dediği için gelecek zaman kipeki yerine kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş olurum. Yarın trenle İzmir'e geliyor. Bakın gelmek fiil, yor nedir yine burada? Şimdiki zaman kipekidir. Burada da şimdiki zaman kipeki gelecek zaman kipeki yerine, yani yarın ifadesinin yerine kullanılmış. O yüzden burada da anlam kayması var. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. Hiçbir zaman bize iyi davranmıyor. Bakın davranmak fiil, mame olumsuzluk eki, yor nedir arkadaşlar? Yor da şimdiki zaman eki. Peki burada nasıl bir anlam kayması var? Hiçbir zaman bize iyi davranmaz. Yani mazmez eki bildiğiniz gibi geniş zamanın olumsuzudur. Peki burada şimdiki zaman kipeki geniş zaman kipekinin yerine kullanılmış. Burada da bir anlam kayması var. C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğine bakacak olursak geceleri 3 saat ders çalışıyor. Çalışmak fiil, yor nedir? Şimdiki zaman kipekidir. Burada nasıl bir anlam kayması var? Geceleri 3 saat ders çalışır şeklinde olması lazımdı. Ir geniş zaman kipekidir. Bakın şimdiki zaman kipeki geniş zaman kipekinin yerine kullanılmış. Burada bir anlam kayması var. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise çocuk odasında yarınki sınava hazırlanıyor. Hazırlanmak fiil, yor şimdiki zaman. Çocuk ne zaman hazırlanıyormuş arkadaşlar? Şu an hazırlanıyor. Dolayısıyla burada bir anlam kayması yok. O yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.